İşte merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle İsviçre'den konuşacağız. İsviçre'nin en derinlerine ineceğiz. İsviçre ile alakalı bir video geldi. 85 bin işçi alımı yapılacak diye. Birinci şunu söylemek istiyorum. İşçiden kasıt worker diye geçiyor. Yani çalışan diye de aslında çevirebiliriz. Ama genel anlamda işçi deniliyor. Hangi meslekler aranıyor? Püf noktalar neler? Nereden başvuru yapabiliriz? Ve CV'mizde nelere dikkat etmeliyiz? Detaylara inin diye eski videomuzda okuduk arkadaşlar. Bunun üzerine böyle bir video çekmek istedik. Aslında biz videoların bütün yorumlarını okuyoruz. Hepsinin bildirimi bize geliyor. Ve yorumlardan bayağı da like alan bir tane yorum vardı. Ve yorumda biz tam olarak neler yapacağız bilmiyoruz. O yüzden bu haberi de ele alacağız, İsviçre'den de bahsedeceğiz ve başvuruyu nereye yapıyoruz, neler gerekiyor ondan bahsedeceğiz. Şimdi her şeyin ilk başta ilk adımı CV hazırlamak. Yoruma katılanlara da söylüyoruz. Bakın ilk adım hangi ülke olursa olsun, biz bu videoda İsviçre dedik. İlk başta bir CV hazırlamanız gerekiyor. CV nedir? Özgeçmiş olarak evet. Çevirebiliriz değil mi? Oluşturduğunuz CV'nin arkadaşlar İngilizce olması ve CV'nizin olabildiğince dolu olması çok önemli. Dolulukta arkadaşlar fazlasıyla yazılan ve konuyu uzatan şeyler değil. Gerçekten de sertifikalarınız, daha önce aldığınız eğitimler, başarılarınız ne olursa olsun o profilin dolu olması gerekiyor. Boş doluluk değil, mesela gönüllü projeleri ben evet. çok yaptım. Engelli bir vakıfta orada mesela yardımcı olmuştum. Koyacaksınız CV'nize ve başvurunuzu yapacaksınız. Şimdi yorumda şu da yazıyordu, siz yapın. Bununla alakalı siz bir şirket kursanız bu işten çok para kazanırsınız diye yorumlar da aldık arkadaşlar. Biz bunu paradan önce sizlere faydalı olmak için yapıyoruz. Yani biz içimizden geldiği için yapıyoruz diyebiliriz. Yani para çok arka planda aslında. İlk adım CV hazırlamak dedik. Şimdi bu adım böyle bir iki günde olabilecek bir şey de değil bu arada. Uzun uzun düşünüp mesela başkasına da okutabilirsiniz CV'nizi. Sence ne eksik, neler düzeltebilirim diye çevrenize de sorabilirsiniz. Bütün hepsini hazırladıktan sonra İsviçre'deki ilk bir aranan meslekleri bir sayalım bakalım siz uygun musunuz, değil misiniz? Mesela eğer İsviçre'de mesleğiniz aranmıyorsa başka ülkelerde genişleyebilirsiniz. İsviçre'deki şu anda en çok aranan meslekler bunlar. Saymadığımız meslekler de aranıyor olabilir. Biz sıkmamak adına hızlı bir şekilde sizlere en çok arananları sayalım. Tesisatçı, kaynakçı, marangoz, teknik ressam, kimya mühendisi, makine mühendisi, hemşire, proje yöneticisi, teknisyen, bu gibi meslekler en çok arananlar olarak geçiyor arkadaşlar. Sadece bunlar aranmıyor. Yanlış bir anlaşılma olmasın. Ayrıca sağlık sektörünün de diğer ülkelerde ne kadar ön planda olduğunu zaten biliyoruz. Çok geniş bir kapsam aslında sağlık sektörü dediğimizde. Siz kendinize uygun olan iş ilanlarını internet sitelerinden bulabilirsiniz. Bunlardan da bahsedeceğiz. İsviçre'de peki maaşlar ne kadar derseniz, İsviçre'de aylık ortalama vergileri çıkmış maaş 5400 frank. Bu şehirden şehire göre fark edebilir. Çalışma saatinize göre fark edebilir. Şirket, çalıştığınız şirkete göre farklılık gösterebilir. Bu İsviçre'nin ortalama kazancı. Her zaman söylediğimiz ve açıklamalara bıraktığımız siteler dışında sadece İsviçre'ye özel olan iş bulma sitelerini saymak istiyoruz sizlere. Jobs.ch, Job Shoutout 24, Wiley Job Network sitelerden birisi, The Local'da diğer sitemiz. Başvuru için aranan meslekleri biliyorsunuz. Mesleğiniz buna uygunsa ve CV'niz de hazırsa gelin o zaman hep birlikte başvuru nasıl yapılıyor onu inceleyelim. Saydığımız sitelerden bir tanesine girdik. Kaç tane iş ilanı var arkadaşlar görebiliyorsunuz. 100 binden fazla. Önceki videomuzda 85 bindi. Mesleklerde boşalmalar oldu ve aranan kişi sayısı arttı. Bu bizler için güzel bir haber. Şu anda dediğimiz gibi 105 bin iş açığı var. Görüyorsunuz sitenin kendisindeyiz ve 11.419 tane şirket işe alım yapıyor İsviçre'de. En popüler site İsviçre'de şu anda bu. Saydığımız meslekleri, bakın sol tarafta profession yazıyor. Marangozsanız marangozluk yazacaksınız İngilizce. Çünkü niye İngilizce yazıyorsunuz? Oranın dillerinden birine sahip değilseniz uluslararası İngilizce konuşulan bir meslekte çalışacaksınız. Ben şunu da detaylı olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu anda İngilizce bir CV ile gerçekten de statülü ve iş davetiyesiyle gidilen meslekler üzerinden ilerliyoruz bu konuya. Daha önceki videolarımızda İngilizce gerekmeyen,
ya da herhangi bir vasfı olmayan, iş davetiyesi almadan gidilebilen ülkeleri, işleri anlattık zaten. Yani bu video onunla alakalı değil. Eğer onunla alakalı videolarımızı izlemek istiyorsanız kanalımızda mevcut. Bu arada şunu da söyleyelim. LinkedIn hesabımız var. Aşağı yorumlara bırakıyoruz. Kaynaşalım orada. Ne kadar network olursa iki taraf için de çok iyi. Şimdi dedik sol tarafta mesleğinizi yazıyorsunuz. Sağ tarafta nerede çalışmak istediğinizi. Bu sizin opsiyonunuza bağlı. Bizim yapacağımız şey tüm İsviçre seçiyoruz. Yine dediğimiz gibi sol kısma mesleğiniz, sağ kısma nerede çalışmak istediğiniz. Bunu üstüne basa basa söylüyoruz arkadaşlar çünkü anlaşılmıyor bazen. Biz bunu söyleyelim ve gelelim aranan mesleklerden biz sol kısma mesleği yazdık. Bakalım iş ilanı çıkacak mı? Bence iş arama siteleri de arkadaşlar aynı bizim ülkemizdeki en popüler sahibinden sitesi gibi gerekli bilgileri yazdığınızda o 105 binlik iş ilanlarından size geriye kalacak olan 1000 seviyelerine kadar düşüyor. O yüzden detaylara inmek daha iyi. Arama sitelerini Türk halkı olarak bence iyi kullanıyoruz. Bence de filtrelemek önemli. Geldik en çok aranan mesleğe. Ne dedik mesela? Makine mühendisi dedik. Mechanical engineer. Şimdi bize bir sürü iş ilanı çıkıyor. Bazıları başka dilde, bazıları ise gördüğünüz gibi İngilizce. Siz tabii ki İngilizceniz varsa İngilizce olanı bulacaksınız. Biz de zaten burada İngilizce olanını bulduk. Aranan dil olarak da arkadaşlar İngilizce gözüküyor. İsviçre'de ana dil olarak geçen 4 tane dil var. O yüzden İsviçre bu noktada bence ön plana çıkıyor. Avantajları fazla. Dedik ki makine mühendisi sağ kısımda apply yazıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar mavi bir buton var. Eğer bu meslek size uygunsa qualifications'ları okuyorsunuz. Yani sizden neler isteniyor. Bazıları mesela deneyimli istiyor. Bazıları deneyimsiz istiyor. Bir programda iyi olduğunuzu görmek istiyor. Okuyorsunuz. Biraz aşağıda hatta onun da esesini aldık. Burayı okuduktan sonra siz butona tıklıyorsunuz. Ve o şekilde de başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Yapmanız gerekenler gördüğünüz gibi sol kısımda, sizde aranan özellikler ise sağ kısımda. Siz iki tarafında sizinle uyuştuğunu düşünüyorsanız gidiyorsunuz, başvurunuzu yapıyorsunuz ve cevap bekliyorsunuz. Ben şu konuya bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Bize sürekli bir link bırakmıyorsunuz diye mesajlar ve yorumlar geliyor. Şöyle bir şey var. Bu öyle arkadaşlar Green Card'daki gibi ya da Türkiye'deki işe alımını tıklayın diye bir şey yok. Farklı sitelerden farklı iş ilanları olabiliyor. Her şey bir noktada bulunmuyor. Yani anlatmak istediğimiz biz İsviçre'de 5000 iş ilanı var dediğimizde Enes ve Michel bize bir link verin biz tıklayalım başvurumuzu yapalım. Öyle bu arkadaşlar çekiliş gibi bir şey değil. Siz detaylarına indikten sonra kendinize uygun olanı bulmanız gerekiyor. Yani bu bizim de yapabileceğimiz bir şey değil. Yani filtrelemeniz gerekiyor. Bir diğeri marangozluk dedik. Deneyimli bir marangoz istiyor. Bakın burada dil Fransızca. Şimdi İsviçre öyle bir ülke ki dil olmadan gitmek bence neredeyse imkansıza yakın. Yani bu maaşları kazanmak için zaten dil olmadan gitmek için arkadaşlar çok şanslı olmanız gerekiyor. Tanıdık lazım. Tanıdığınız olması gerekiyor. Evet. Şanslı kelimesini aslında o yüzden kullanmıştım. Avrupa'daki en yüksek asgari ücrete sahip olan ülke İsviçre olduğundan dolayı maaşlar çok yüksek. Böylelikle de arkadaşlar aranan şartlarda biraz olsun zorlaşıyor. Yani Estonya dil bitmeden gidebilirken ne yazık ki yani İsviçre'de kazançlar da yüksek olduğu için bir marangoz olsanız bile burada sizden Fransızca isteniyor. En çok aranan mesleklerden birisi de arkadaşlar teknisyen. Burada da bence güzel bir nokta var. Almanca isteniyor. Almancayı bildiğinizde hem Almanya'ya gitme şansınız hem İsviçre'ye gitme şansınızın olması çok güzel bir nokta. Almanya'da da zaten 1.9 milyon iş açığı var. Bunu herkes paylaşıyor. Haber siteleri de paylaşıyor. Sadece biz değil. Almancanızı geliştirmeniz en az İngilizce kadar önemli bizim fikrimizce. Yani senin anlatmaya çalıştığın şey Almanca bildiğinde iki opsiyonun var. Sadece Almanya'ya başvurma, aynı zamanda İsviçre'ye de başvur. Teknisyen olarak gittiğinizde yine Almanca bilmeniz gerekiyor. Hatta şöyle de söyleyeyim. Bazen temizlikçi iş ilanlarına bakıyorum. Onda bile yani dil isteniyor. Dediğimiz gibi İsviçre kolay bir ülke değil. Peki bunları nereden bulduk bu ilanları? Dediğimiz gibi sol üstte teknisyen yazıyoruz ve önümüze ne çıkıyorsa size onu gösteriyoruz. Şöyle bir nokta da var arkadaşlar. Hasta bakıcı olsun, çocuk bakıcısı olsun çok kolay mesleklermiş gibi gözüküyor ama dil çok ön planda çünkü sizin orada ilgilendiğiniz insanlarla anlaşmanız, iletişiminiz çok önemli. Mesela garsonlukta da bence dil çok önemli. Çünkü insanlarla bir iletişim var. O noktada dil önemli bir değer kazanıyor. O yüzden dilinizi geliştirmeniz yurt dışında çalışmak için çok önemli. Şimdi gelelim birazcık süreç nasıl ilerliyor. CV hazırladık yine tekrar ediyorum. Aranan meslekler kriterinde varsınız ve apply'a tıkladınız.
Sonra size bir mail geliyor ya da başka mesaj geliyor siteden ve siz online bir mülakata çıkıyorsunuz. Online bir mülakatı geçtiniz ve şirket size ben bir kontrat gönderiyorum, bu kişi benimle çalışacak diye bir davetiye gönderiyor. O davetinizi alıyorsunuz ve buradaki konsolosluğa başvuruyorsunuz. Süreç bu şekilde. Bütün ülkelerde aşağı yukarı bu şekilde. Tekrar ediyoruz, İsviçre kolay bir ülke değil. Her ne kadar alım yapsa da, işçi alsa da, duyursa da ne yazık ki şartlar biraz zor. Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bu gördüğünüz 105 binin hepsi size vize sponsorluğu vermeyebiliyor. Bunu da söyleyelim. Dediğimiz gibi yine bunları bulmanız gerekiyor. Her şirket size sponsor olmuyor. Biz Instagram sayfamızda da YouTube sayfamızda da vize sponsorluğu veren şirketleri paylaşıyoruz. Sponsorluk olmadan işe alım yapan ülkeleri paylaşıyoruz. Yani çeşitlendiriyoruz konuları ki sizlere uygun olanları gösterebilelim. O zaman haberlerden iş sponsoru olan şirketleri kaçırmamak için Enes ve Michel sayfamızı takip ederseniz hem YouTube'dan hem Instagram'dan çok mutlu oluruz. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlara İsviçre yazın. Daha bir sürü haber var. Bu arada bizim bir arkadaşımız var. İsviçre'de yaşayan. Evet. Instagram hesabını şuraya bırakalım. İsviçre'den bir sürü video paylaşıyor. Biz de takip ediyoruz, seviyoruz ve izliyoruz. Konu detaylarını da istiyorsanız arkadaşlar, herhangi İsviçre ile alakalı kafanıza takılan bir şey varsa veya İsviçre ile alakalı daha detaylı bir video istiyorsanız sizin de taleplerinize göre onunla da bir video çekmeyi isteriz. Çok fazla yorum gelirse ondan rica edebiliriz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.